Merhaba arkadaşlar, Bayarcı kanalına hoş geldiniz. Izgaranın üzerindeki ana arılar kaliteli oluyor mu? Izgaranın üzerine petek çekiyoruz. Yavrunu çektiğimiz zaman da orada hemen ana arı gözü yapabiliyorlar. Bazı arılar da çok fazla yapıyor arkadaşlar. Bunlar kaliteli mi değil mi? Bu bir soru işareti. Arkadaşlar bunlar kesinlikle çok kaliteli. Neden mi? İşte şurada benim kovanım 2 tane yapmış. Şimdi bunu aceleye getirmiyorlar. Bazı arkadaşlar diyor ki bunu aceleye getiriyorlar. Yaşlı larvayı çeviriyorlar. O da işte kalitesiz oluyor. Arkadaşlar kesinlikle öyle değil. Neden diyeceksiniz? Çünkü ben bu peteği yumurtalı olarak bir kısmı larvalı olarak yukarıya çektim. En aşağıdakiler kesinlikle yumurtalıydı arkadaşlar. Günlük yumurtaydı belki de. Hani günlük derken 3 günlük değil yani. 2 günlük de değil. Belki son gün ben çekmeden biraz önce atılmış taze yumurtalardı arkadaşlar. Onlardan çevirdiler ve çok güzel besliyorlar. Bu kovanım nasıl bir kovan? Sevgili dostlar, bu kovanım 30 çerçevelik bir kovan. Ve damızlık olarak larvalarını aldığım bir kovan. Bu da benim işime geldi. Kuluçkada 10 çerçeve var. Ana arı yumurta atıyor. Izgara var. Arım 30 çerçevede dostlar. En alttan 2 tane yumurtalıyı en üste alıyorum kenara. Oradan bakmak kolay oluyor. Böyle ana gözü çevrilince alıp onları değerlendiriyorum. Bir de bunlar doğmaya yakın ya da doğmaya başlayınca aşağıya atıyorum. Aşağıdan tekrar 2 çerçeve çekiyorum. Bunu bir süre yapmayı düşünüyorum. Çünkü ana arıya 10 çerçeve değil de bu şekilde 12 çerçevelik. Yukarıya 2 tane aldım bu şekilde. Ana arıya 12 çerçevelik bir yumurta alanı açıyorum. Bu da ana arıyı ciddi olarak rahatlatıyor arkadaşlar. Birçok kovanımda ızgara yok ama bu kovanımda ızgara takmıştım. Biraz da bunu amaçladım. Üzerinde ana gözü yapsınlar. Bunlar kaliteli oluyor diye. Geçenlerde de bu şekilde yapmışlardı arkadaşlar. Oradan 2 tane anarım çıktı. Oldukça güzeller. Onları da size göstermek ve paylaşmak istiyorum değerli dostlar. Kesinlikle ızgara üzerindeki analar büyük çoğunlukla arkadaşlar çok kaliteli oluyor. Onları zayi etmeyin. İyi değerlendirin diyebilirim. İşte arkadaşlar bu da diğer çerçevedeki ana gözü. Dikkat ederseniz değerli dostlar bir kısım gözler kapanmış. Şuralar hala açık. Hala kuşçuklar var. Öyle olduğu halde şuradaki ana gözünün aceleye geldiğini kesinlikle düşünemeyiz. Oldukça sağlıklı ve kaliteli analar yetiştiriyorlar. Yine yukarıya da arımız bal çevirmiş. Dediğim gibi arkadaşlar 30 çerçevelik güçlü bir kovan. Dolayısıyla bunları çok değerli görüyorum ve buradan olabildiğince damızlık ana almaya çalışıyorum. Bir de arkadaşlar buradaki ana gözünün uç kısmı kısa görünüyor ama şu petek gözlerinin, yavru gözlerinin arasına giren çok geniş bir tabanı var. Dolayısıyla buraya bolca süt koyuyorlar. Boyunun kısa göründüğüne bakmayın. Dışa çıkan tarafı az arkadaşlar kısa. Fakat petek içerisinde kalan kısım oldukça geniş ve derin arkadaşlar. Çok güzel süt koyuyorlar. Çok kaliteli bir ana besleniyor. Evet arkadaşlar işte ızgara üzerinde yetişen, geçen yetiştirdiğim analardan bir tanesi bu. Dün doğdu arkadaşlar. Henüz 24 saatini biraz geçti. Çok şişman değil arkadaşlar. Fakat ufak da değil. Tam istenildiği gibi. Çok hantal ana arılar bu kadar iyi görülmüyor değerli dostlar. Ana arı dediğiniz çok çevik olmalı. Yumurta makinesi gibi çalışmalı. Yani bunlar ana arıdan öte bir şey. Bakalım birkaç buraya eşleşmesi lazım. İşte arkadaşlar bu da ızgara üzerinde yetişen diğer ana arı. Bu da doğalı 24 saat henüz dolmadı. Kafes içerisinde doğmuştu arkadaşlar. Buradaki bölmeye verdim. Bakalım bu da birkaç güne eşleşmesi lazım. Arkadaşlar özet olarak şunu söyleyebiliriz. Eğer arınız kaliteli ise, damızlık olarak kullanabileceğiniz bir arıysa ızgara üzerinde ilavede yetişen anaları çok rahat kullanabilirsiniz. Üretmede, bölmede faydalanabilirsiniz değerli dostlar. Bir anarın kalitesini içtiği süt miktarı belirliyor. Tabii ki içtiği süt miktarını da dostlar yüksüğün derinliği ve genişliği belirliyor. Şimdi yüksüğümüzü, bu anaların doğduğu yüksüğümüzü ölçüyoruz. Bakalım ızgara üstünde analar ne kadar süt içiyorlar. Şöyle ölçersek dostlar 2 santim en az yüksük derinliği var.
İşçi gözlerinin arasında yapıldığı için ilk bakışta kısa bir boy görünüyor. Fakat öyle değil. Şöyle ölçelim. Evet, bu küçük çubuk arkadaşlar neredeyse içine tamamen gömüldü. Az bir eksik dışta kaldı. Şöyle. Bunu da metrenin üzerine koyduğumuzda şöyle arkadaşlar en az 2 santim net 2 santim derinlik var. Hatta biraz da geçiyor. Yüksüğün ağız genişliğini şöyle ölçersek metremizin sağlam bir yerinde arkadaşlar çap olarak 6 milimi geçiyor. Yani şu yüksük ağzının çapı 6 milimi geçiyor ki bu çok iyi bir genişlik. Ezmeden açabilirsem ama açamadım. Bozuldu. Yüksüğün iç genişliğini de arkadaşlar göstermek istiyorum. Şöyle bakarsak eğer çok geniş bir yuva. Gerçekten çok geniş bir yuva söz konusu. Taban kısmında da bozuldu biraz. Hatta burada bir miktar da süt kalmış. Onu da göstereyim dostlar. Evet. İşte şu kırmızımsı pelteler arı sütünün donmuş hali. Yani yiyeceğinden çok fazla süt verilmiş. Bu da artmış ve kurumuş. Oldukça geniş bir çapı var. Burayı da ölçelim. Arkadaşlar neredeyse 1 santim. Tam düzgün değil. Ovalliğini bozduk biraz. Neredeyse 1 santim çapında ki 9 milim 8-9 milim çap anahtar için uygundu. Oldukça geniş bir çapı var. Derinliği oldukça ideal. Dolayısıyla aldığı süt miktarı hatta arttığını da söyledik. Oğlanalarda olduğu gibi süt de artmış. Bu gözlerden çıkan analar oldukça kaliteli ve sağlıklı diyebiliyoruz arkadaşlar.